Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yöresel lezzet olan baska vurma yapacağız. Adana'nın meşhur lezzetli güzel yemeği. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yanlışım varsa da lütfen kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Öncelikle 1 kilo patlıcanı alacalı olacak şekilde doğruyorum. Siz de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ortalama 4 kişiye kadar rahatlıkla yeterli geliyor. İçerisinde et yok ama inanın ki et olsa bu kadar lezzetli olmaz. Tam bir yaz yemeği. Benim patlıcanlarım bu arada birazcık çekirdekliymiş ama piştikten sonra gayet lezzetli oldu. Patlıcanı gördüğünüz şekilde alacalı doğradıktan sonra ortadan dip kısmını kesinlikle kesmiyoruz arkadaşlar. Sonra iki kere yandan kesip tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Tuzlu suda şöyle bir 20 dakika kadar bekletin. Muhakkak bu kara suyunun tamamen çıkması çok önemli. Zaten sürekli patlıcan yemeği mutfağımızda pişiyor. Bu kısımları ilk defa mutfağa girenler için tekrarlamak istedim. Tüm patlıcanları aynı şekilde hazırlayıp tuzlu suya bırakıyorum. Hemen ocağımın başına geçeyim. Patlıcanlar tuzlu suda beklerken ben hemen domatesli sosumu hazırlayayım. Çok özür dilerim. Öncelikle patlıcanları kızartacağım. Aslında öyle yapmayacaktım ama patlıcanları kızartıp tenceresinde yapmak daha mantıklı. Hemen hemen şöyle bir su bardağından biraz daha az patlıcanı tencereme alıyorum. Biraz da tuz serpip iyice ısıtıyorum. Çok iyi ısıtırsanız çok yağ çekmeyecektir arkadaşlar. Patlıcanı hafiften şöyle aça aça güzelce iki tarafını çevirerek gördüğünüz şekilde kızartıyorum. Eğer yağınız çok soğuk olursa patlıcan yağı çok çekecektir. Ben bu yaptığım yemek inanın çok aşırı derecede yağ olmadı. Birazı kaldı, hatta sonunda göreceksiniz. Başka bir tavaya boşalttım tencereyi. Yemeğimi yapmaya devam ettim. Hafiften patlıcan dilimlerine şöyle ayırarak patlıcanları kızartıyorum. Ben bu yemeği Adana yöresine ait biliyorum ama yanlışım varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. Kızaran patlıcanları yağlı kağıt serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Ben yağlı sevmiyorum, yağlı yapmak istemiyorum diyorsanız, diğer patlıcan birazcık yağlı güzel oluyor ama isterseniz fırında da kızartabilirsiniz ama bu lezzeti yakalayamıyoruz maalesef. Birazcık yağda güzel oluyor. Ben şöyle bir 10 tane, 12 tane kadar da yeşil biberi ortadan ikiye ya da büyüklüğüne göre kesip onları da ters düz ederek kızarttım. Tam bir yaz yemeği diye boşa söylemiyorum arkadaşlar. Böyle bol domatesli, patlıcan, biberin de tam zamanıyken mutlaka bu yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de bir kere denedim, güzel olunca hemen videosunu çekmek istedim. Genelde patlıcanı etli, kıymalı yaparız. Ama bu inanın o kadar lezzetli oluyor ki hiç et, kıyma bu yemekte aramıyorsunuz. Ben yanına bir de çorba hazırladım. Salata ile birlikte gayet güzel bir şekilde menü oluyor. Tüm patlıcanları kızarttıktan sonra kalan yağı bir şeyin içerisine boşaltıp tekrar tenceremi ocağa getiriyorum. İçerisine bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanları birazcık kavuruyorum. Daha artı bir yağ eklemiyorum arkadaşlar. Bu yağıyla yemeğimi tamamlıyorum artık. Şöyle 4-5 diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçasıyla öncelikle kavuruyorum. 4 tane orta boy domatesi ister kabuklarıyla ister kabuksuz robottan çekiyorum. Püre haline getirip içerisine ekledim. Hemen hemen bir su bardağı kadar da su ilavesi yapıyorum.
tadınıza göre biraz tuz, biraz karabiber, birazcık da pul biber ilavesi yaptım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Domates sosunu şöyle 5 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. Pişen domates sosunu artık kapağını açıp hazırladığım patlıcan ve biberleri tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada patlıcanlar zaten piştiği için çok fazla pişirmenize gerek yok. Pişirme süresi tam olarak vermiyorum ama yani ortalama 10 dakikada kısıkta pişiyor. Böyle patlıcanlar birazcık domates sosunu çekip suyu da azaldığı zaman yeterli gelecektir. Biberleri de üzerine ekledikten sonra kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi suyunu çekene kadar şöyle az suyu kalması yeterli. Artık yemeğin pişti gördüğünüz gibi. Aynen böyle olunca artık ocaktan alabilirsiniz. Yemeğimi şöyle 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Bu güzel lezzetli yemeği muhakkak deneyin arkadaşlar. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.